Herkese merhaba, ben Şenol. Agmodo'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bunu biraz daha yaklaştırayım. Sıcakta ter içinde boss arıyorum. Maalesef Bokito'yu iyi bulduk yani. Bokito'nun benzeri olan örümcek ve dragon bosslarını çıkartma çıkartamıyorsun. Çıkarttığın gibi senin oluyor. Yani illa dövüşüp alacağım diyorsan belli ki dışarıda bulacağım veyahut da çok farklı bir komutu vardı. Bulamadım ya. Arıyorum ama pek umudum da yok açıkçası. Şu ana kadar sadece çünkü Bokito'yu gördüm. Hayvanlar reset diyorum, bakıyorum. Of, kasmaya bak. Kasma. Çok fazla taş kırıyor ya. Bir yerden sonra sıkıntı oluyor. Resetliyorum bakıyorum. Bana mısın demedi. Tık yok. Buralarda olmaz ki ya. Ben yine bataklık tarafına gideyim. Hani hayırlısı, biraz şansımı deneyeceğim ama o en kötü olmadı. Yapacak bir şey yok. Arkadaşları çıkartıp bakacağız. Nerede lan o? Motorum solsun, en azından şunları biraz keseyim ya. Şunlar da bize hiçbir şey yapmaz ya. Abi taş kırma olayı kötü bir olay. Tasvip etmiyorum yani. Harbiden kasıyor yani. Her türlü kasıyor. Herkesi kasıyor. Yapacak hiçbir şey yok. İnternette optimizasyon sorunlarıyla alakalı videolar falan yapmışlar abi. Hepsinde birinci sırada aklı olur ya. Nasıl bir şeydir? Yani bu kadar eleştiriye niye bu herifler oyunu hala adam etmedi, anlamadım ha. Üçüncü DLC'yi çıkartıyorlar. Hala optimizasyon rezalet. Ya özellikle yeni ekran kartından sonra. Ha düşünebiliyor musun sen, bilmem kaç bin lira para veriyorsun, bilgisayarını yeniliyorsun. Oyuna alakası yok. Çok sinir bozucuydu. Allah kolaylık versin. Allah'tan benim sponsor halletti o işi de. Hani biraz daha az sinirim bozuyor ama yine de çok daha fazlasını bekliyordum ya. Yani tahmin ettiğimden çok çok daha kötü optimizasyonu. Neyse, hayırlısı, bu bölümün son bölümü yapacaktım sözde, ben de şeyi de çıkartacaktım aradan. Parados'un Dodorex'i vardı ya bizim suda. Hep oradaydı, sürekli baktım. Hemen hemen her bölüm baktım ona. Her bölüm baktım. Bugün oyuna girmeden önce baktım ki patch gelmiş Parados'a. Dodorex yok yerinde. Anlaşılan bug'ı düzelttiler. Sudan çık ya, sudan çık. Neyse, ben biraz daha dolaşayım da sanmıyorum. Bir saattir bulamadığımı 15-20 dakikada nerede bulacağım. Vallahi sıcaklı sürekli dolaşmak daraltıyor adamı. Ama elimden geleni de yapacağım. Aha, bakın ne var. Kimsin sen? Purple mı? Ne? Bak şimdi. En azından boss'un güzel tarafı. Bu arada lootlayabildin mi onu? Ya bir durun, bir durun ya. Var mı başka? Hala atış ediyorlar bunu. Nerede atış ediyor bunu? Buradaydı galiba. En azından güzel tarafı, yani taşlar kasıyor ama dümdüz gitmen de güzel bir şey yani. Bataklıkta normalde her yere takılırsın ya, bunda takılma diye bir şey yok. Pallır küldür gidiyorsun. Bir şey çıktı mı o zıbıdıdan ya? He, armor pack çıktı. Shift and die pack çıktı. Onun bütün tonlarını veriyor. Onlar pembeydi ya mesela. Aha. Omega Mega Pity kısım burada ne işin var? Bu burada değil. Galiba bütün haritaya sesleniyor ya. Galiba. Mesela. Az önceki de sadece müzik çalıyor. Hiç söylemiyor shift'ını. Tekleri o bölgedeysen söylüyor. Omegaları haritada bir yerde çıktı işte, git bul diyor. Biraz bu arada bu yüz mü ya, suyun dibinde koşuyor. Böyle ilginç bir durumu var. Ama buralarda bir yerde olduğunu sanmıyorum. Daha önce çünkü birkaç defa aradım. Diğer taraftan Omega'yı bulsam ne yapacağım, bulmasam ne yapacağım. Galiba bulamayacağım abi, umutlarım iyice. Aha. Ya Bokito çıkıyorsun da. Goril çıkıyor abi. Bu haritada goril çıkıyor. Allah için yani, boss olarak da mesela şundan bir tane gördüm. Dragon'dan bir tane gördüm. Goril'den 50 tane gördüm. Çıkabilir miyim? Aynı şekilde Bokido'yu kaç defa gördüm. Onun benzeri olan örümceğinkini veya dragon'unkini hiç görmedim. Omega'da hemen hemen eşit gördüm ya. Hoş, bunun Omega'sını hiç görmedim ya dışarıda. Neyin gördüm? Dragon'un gördüm. Mahvetti beni. Korlink'ini birkaç defa gördüm. Neyse, beklemedeyim hala da işte bir yere kadar. Belli bir zaman içinde buldum, bulamadım. Yapacak bir şey yok. Abi şimdi dragonu var. Hoş, aynı zamanda dragonu da arıyorum ya yani. Hiç belli olmaz, bir anda dragonu bulup dragona dönebilirim. Hepsine şey koydum ne de olsa. Hayvanı yanıma çağırabiliyorum. Bak tek mesela burada bir yerde. Nerede emin değilim ama.
Burada bir yerde olması lazım. Hiç aşağı atlayasım olmamış. Akbabaları falan da hiç almadım. Abi birçok hayvanı ben daha önce zaten modlarda denediğim için özellikle hiç uğraşmıyorum hani. Yoksa bir ton alfa var, eyvallah. Hani söyleyenler oldu, onu almadım, bunu almadım, şunu alır mısın tarzında da. Bunların hepsine baktık. Daha önceki serilerden isteyenler, bak merak edenler bakabilir. Bakmadıysanız eğer. Yani aynı şeyleri yapmanın mantığı yok. Bir sene geçti, şunun üzerinden hani bir bakayım ne var ne yok diye girdim ki önemli olan bossların durumu. Ama hala böyle tam bir oturtulamamış diyeceğim. Çünkü Ark'ın da kendi sıkıntısı var. Sadece mod yapana da bok atamayız. Sonuç olarak adam bilmiyorum nasıl bir getirisi kazancı var burada, uğraşıyor kadar. Ama Ark'ın kendisi de bayağı sorunlu olduğu için herifin de yapabileceklerini tahmin ediyorum, limiti vardır. Neyse biraz daha turlayayım bakayım. Elemanlarımız bunlar. 3 aşağı 5 yukarı aynısının yüksek levellisi. Direkt 225 level. Dövüşemeyeceğiz bunlarla ya. Ya bunu spam... Ulan örümceği niye yolladım ki ben? Allah örümceği çağır, örümceği çağır. Örümceğe şey koy. O değil. Sağ tuş. Hepsine de şey koydum. Ultimate Bokito'yu yanına koyabilirim. Yok. Neyse bir dakika. İlk başta Silita 150. Şunu çağır. Bu bunun babası. Baya baya aynı bunlar. Dur bakayım. Silita'da Primordial. Öbürlerin... Bokito'nun diğerinin de mi adı Bokito'ydu ya? Galiba değil mi? Onun da adı Bokito'ydu. Soldaki... Bunlarda hiçbir fark yok. Bokito'da yine bir fark vardı be. Harbiden hiç fark yok. Bu ne? Hoş fark yok dediğim de yok artık. 15 milyon health ile mi başlıyorsun sen? Yuh. Bu biraz abartı olmuş. O biraz abartı olmuş. Hızlı şu arkadaşa bakalım. Burada bir tane tek çıktı. Nerede o? Muhtemelen dragonu kullanacağım zaten. Hoş hepsini kullanabilirim. Doğru. Hepsini koyup ortaya elemanın adını yine unuttum ya. Bir tane boss var. Onu her türlü sen çıkartıyorsun. O ne lan? 92k vuruyormuşum. Bence buna şöyle bir hız verdikten sonra Allah ne verdiyse damage verebilir. Yalnız bu örümcek Bokito kaç vuruyordu ya? Hatırlayamadım onu ha. Hayırlısı bakalım. Şuna bir asılalım. Şurada tek var zaten, muhtemelen ona tek atacağım. teke atacağım. Bunlarla o son boss'u kesersin o zaman. Başka da bir alt kesemezsin ki ya. Başka bir şey yok yani. Şunları aldıktan sonra game over. Hani oğlum çık... Bak kaç elti var bunun? 390. Gel bakayım R kaç vuracak? Bu biraz abartmış. Öbürü o kadar vurmuyordu. Vuruyor muydu? R'si şeylere yüksek vurduğunu biliyorum. En temiz onunla değmiş. En temiz onunla değmiş. Tamam. Hazır Mağma'dayız. Maguma Guardian. Yalnız yine yüksek çıkarttım değil ben bunu ya. 14 milyar. En iyi bununla denir abi. Oo, bunun fazla fazla. Dur. Ben bu müzik nedir ya? Müzik sesi. Kapat biraz ya. Hep kulağımız bir... Oradan değilmiş bu. Kıstım. Hiç değişiklik yok. Eksi bir şey yazdı. Gördünüz mü onu? O demek oluyor ki oyun bozuldu. Hani belli bir hasarın üstü... Bilmiyorum tam rakamını hatırlamıyorum ama daha önce de görmüştüm onu. Belli bir hasarın üstüne çıkınca abi... Ki bu abartmış. Belli bir hasarın üzerine çıkınca... Rakam yazmıyor. Eksi 2 milyar falan bir şeyler yazıyordu. Kerif'in 15 milyar mı ne health'i vardı, düşünün artık ne vurduysan. Belki atıyorum işte 20 milyarın üstünü söylemiyor. 22 milyar vurduğu için de ne oluyor? 20 milyar artık de eksiden tekrar başlıyor. Eksiye gidiyor falan tarzı. Öyle değişik bir şey var. Yalnız örümcek Bokito'dan iyi şu an ha. Şu arkadaşın gankisini çağırayım. Ya niye sürekli sola tıklıyorsun? Sağ. Dragon. Yes.
Bunlar da bayağı aynı. Sesi çok acayip ya. Şöyle bir yukarı doğru bir çıkacağım bir dakika. Gel gel gel, ikisini de iki aynı pencereye alayım da. Aynı be. Bak dikkat edin, Bokito daha eski ya. Onda yapmışlar biraz. Bunda yapmamışlar. Abi bariz örümcek hepsinden ötede ya. Onda da öyle bir help vardı galiba da. Bir dakika, bir uçmasına bir bakayım. Ya işte ne fark... Oha yok lan, bayağı da hızlı uçuyor. Ne fark eder, ver hepsini damage'e de gör ya. En temizi. Ben şunu damage'ine vereyim. Bununla da Redwood'dakini keselim. Farklılık olsun en azından. Bu arkadaş normali 8 milyon vuruyor. Şu R'sine çakacağım bakayım. Bunlar da yazar herhalde ya. 43 milyon gösteriyor. Onunla kaça katlanıyor o zaman? Dur bakalım. Bu da eksi bir şey verir ha. Kesin. Muhtemelen tek atacak bu da. Değil mi? Atmadı lan tek. Ama eksi 2 milyar. Aynen. Aynen. Birebir aynı hasarları ya. Hop. Yine müzik. Uzaklaşsam. Bayağı oyunun müzik sesine değil neresine bağlamışlar anlamadım ha. Hepsini ben buraya toplayayım. Temiz temiz. O bir adet son boss var. Valla hepsini de öldürebilir ha. Veyahut da makinem çakabilir o. Çünkü dediğim gibi daha oyunun içine eklenmemiş. En azından yazan oyunun içine eklenmemiş. Ama oyunda var böyle bir şey. İşte ultimate bilmem bir şey boss falan filan. Söylerim adını. Maalesef adı Nagini adamın. Ama süper boss olarak geçiyor. Maalesef çıkartamadım. Onun yanına gaza geldim, bütün çiftimleri çıkarttım. 7 tane çiftim var abi. İsimleri yalnız bu kadar dikkat etmemiştim. Ne oldu lan? Bu kadar dikkat etmemiştim. Şimdi dikkat ettim. Ragnar'ınlar, Rolos'un, ha, Tyrannus falan var. Galiba Game of Thrones'la şey karışımı. Viking karışımı gibi geldi bana. Emin de değilim şimdi. Bazı isimler iki tarafa da benzetiyorum. Mesela bunda ne var? Bu kim? Tyrannus. Kim bu? Ragnar. Tyrannus. Bir şey daha okudum orada ben. Öbürleri nerede lan? Burası kaynıyor abi. Burası kaynıyor. Hoş diğer taraftan bana ne yapabilirler? Emin de değilim ya şu halim. Kaçın nerede? 920k. 510k. Rollo var. Tain şeydeydi galiba ya o da. Galiba full şey. Viking. Aa mesela bir Ragnar. Tamam. Ekord. Ekbar diye bir şey vardı acaba o mu? Şu aradakileri bir temizleyeyim de. Oo zıplıyor piçe bak. Tyrannus'u öldürdüm. Üçüncü bu. Ne kadar çok adam olduğumuz lan. Kardeşim. Temizlerim. 3 arada kaynamış olabilir ha. Kesin arada kaynadı. Bu arada bunun da Q'su varmış. He, şu Q. Ben yine lazer atar falan dedim de. Şuradaki ne? Setrak ki hatırlamıyorum ya. İsimleri çok acayip kafada kalmıyor heriflerin. Krieg. Bu vardı tamam. Striking onu hatırlamıyorum. Primal yani. Please. Şuradan doğru gel bakayım. Ya bir dakika ya. Gorilim alabilir miyim? Daha rahat görürüm sanki gorille. Kafam öyle daha iyi yattı. Hemen hemen aynı şeyi yapıyorlar abi. Hiçbir farkı yok. Gidebilir miyim? Ya buna ekstra falan hız verdiğimiz için biraz değişiklik olur da. Merhaba. Sen kimdin?
Tain. Rollo. Rollo ölsün zaten. İzleyen var mı bilmiyorum da. Belki vardır. Rollo ölsün anasını satayım. Rollo yaşamasın. Ragnar'ın kardeşi. Krik. Rollo Ragnar'ın kardeşi. Aman. Her fırsatta satıyor. Bu da sonuncu galiba. Setre kim? Onu hatırlamıyorum ya. Nasıl gelip tekrar da izleyebilirim ya. Kılıç sesi çıkıyor. Bak. Şu kılıç sesini böyle yayınlara koyasın var ha. Kılıç sesi o gün gazlıyorlardı beni. Hani Cem Yılmaz'ları değiştirip kılıç sesi falan koysana diye. Kafama yattı yani. Yani sürekli bir öneri geliyordu, bayağı kafama yattı. Bu kadar galiba değil mi? Kestik mi 7 tane? 7 tane çıkarttım çünkü tam buraya. Bir yere gitmediyse, ki gittiğini sanmıyorum. Viking ailesini katliama uğrattık. Abi bundan sonra modda yapılacak pek bir şey yok yani. Son noktalar bunlar. Biz de zaten örümcek, gorili falan bakmışız. Ben hatırlamıyordum bile. Gorili 3 aşağı 5 yukarı hatırlıyordum. Örümceği hatırlamıyordum. Dragon yeni gelmişti. Ona bakmış olduk. Onun dışında burada alfalar, işte Parados'un mod şeyleri falan farkındayım yani. İstense bir ton bölüm daha çıkar da gerek yok çünkü öncelikle dediğim gibi kısa sürecek. Yine 20 bölümü buldu ki bu son bölüm artık. Yapacak bir şey yok. Süper boss'u çıkartaydım, motorum sordu da onu çıkartamadım ya. Bakayım, belki ileride çıkartılmanın yolunu bulursam ona bir daha bir şekilde bakarız ama sanmıyorum. Kasım'a kadar, Kasım 9'da bak Ark söylüyor bunu. Ben söylemiyorum. Ark yeni DLC Kasım 9'da diyor. Eğer Kasım 9'dan ileri de atarsa ona da yapacak bir şey yok ama yeni DLC'ye kadar başka Ark çekmeyi düşünmüyorum. Hiçbir şekilde. Bak hani yaparım maparım belki falan değil. Ark çekmeyeceğim daha. Hani Ark diye yapmazsanız size zahmet. Özellikle yayına gelip Ark diyorsunuz, sonra banlanıyorsunuz. Abi ben niye banlandım? İşte yapma denilip de yapılınca sinir bozucu olabiliyor. Ama güzel tarafından dediğim gibi Rent çıkacak. O oyuna bir bakın. Şu anda fiyatından emin değilim. Bunu ama izlediğinizde muhtemelen çıkmış olur. Ben çünkü bir gün öncesinden bunu çekiyorum. Haliyle daha şu anda çıkmış pozisyonda değil. Bir çıksın inşallah sağlamdır. Muhtemelen sağlam bir seri ona gelir. Çünkü PvE kısmı da çok iyi. Hayvan temlemeleri vesaireleri, malzeme toplamaları, craftları bayağı bir çeşit. Onun dışında haftanın 2 günü belli saatler mecbur PvP yapıyorsun. Bak dışarıda base'in varsa zaten PvP yapıyorsun. Ana base'inden bahsediyorum. Ana base toplu durulan base'den bahsediyorum. Orası özel bir koruması var. Orası da haftanın belli günleri belli saatler PvP'ye açılıyor. Buyur kardeşim. Bir şey mi var? Eyvallah sağ ol. Yani teoride bayağı iyi olacak ki yapımcıları zaten benim hoşuma gidiyor. World of Warcraft'ın yapımcılığından çıkan arkadaşlar yapmış. Bence bayağı sağlam olacak. Neyse artık Ark'ın da sonuna geldik. Arkçılar muhtemelen Kasım'a kadar görüşmek dileğiyle diyelim. Çünkü bazı Arkçı bölümü var. Ark çekmezsen suratına bile bak diyorlar. Trip falan değil gerçekten öyle yani harbiden. Seni çok seviyoruz. Ark çek. Ark'ı çekmedin mi sen kimsin lan falan yapıyor. Neyse canınız sağ olsun abi. Bedava video. Kasım'da yine bakarsanız, tutarsa tutmazsa sağlık olsun. Ne yapalım. Onun dışında dediğim gibi Rende falan bakasınız varsa inşallah çekeceğim. Aklımda o var. Onun dışında bir de Assassin's Creed çekeceğim. Çünkü yakında şey de bitecek. Primal da bitecek. Evet bu kadar diyelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Ben de seviyorum. Ben mesela basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.